Saatlerimiz 11'i gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında 2 saat boyunca A Haber'de bugün de Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Gündemde pek çok sıcak madde var ama en sıcak madde dün Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem. Dün meydana geldi o deprem, 5,7 büyüklüğündeydi. Bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Kısa bir süre önce de 5,6 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bingöl'ün Karlova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilçede saat 9.51'de 5,6 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşandığını duyurdu. Karlova'daki yeni depremin 7 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Şu araç kimi seçeceksin şurada? Karlova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elmalı köyündeki hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. İşte Bingöl'deki deprem anına ilişkin görüntüler ekrana geliyor. Elmalı köyünde 25 konut ve 2 ahır yıkıldı. 8 konutla 36 ahır hasar gördü. Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken depremzedeler için AFAD tarafından gönderilen çadırlar Mehmetçik tarafından kurularak vatandaşlara teslim ediliyor. Şu araç kimi seçeceksin şurada? Depremzedelerin yemek, su ve çadır gibi yaşamsal ihtiyaçları başta Türk Kızılay olmak üzere kurumlar tarafından karşılanıyor. Dün meydana geldi deprem, 5,7 büyüklüğündeydi ama artçı sarsıntılar da devam ediyor. 5,6 büyüklüğünde de artçı sarsıntı oldu. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Peki deprem bölgesinde o sıcak noktadaki son durum ne? Bu sorunun yanıtını alacağız. Bingöl'de iki nokta. Bingöl Karlova'da Mehmet Geçgel ve Bingöl Yedisu'da da Ahmet Çelik karşımızda olacak. Ama öncelikle Yedisu'ya gideceğiz. Ahmet Çelik karşımızda olacak. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Son bilgileri hemen senden alalım. Evet, bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor ama 5,6'lık bir deprem meydana geldi. İşte o depremin ardından büyük bir panik yaşandı Elmalı köyünde. Elmalı köyü 5,7'lik depremde en çok hasar gören köylerden birisiydi. Yaklaşık olarak kısa bir süre önce de meydana gelen 5,6'lık depremin ardından çok fazla da olmasa yine yıkım meydana geldi. Daha önce 5,7'lik depremle birlikte yıkılan bazı evlerde yeni hasarlar meydana geldi. Ağır hasarlı binalarda da yine çökme meydana geldi. Kameraman arkadaşım gösterebilirse tam da orada kırmızı bir plastik sandalye var. İşte orada oturanlar vardı depremin etkisiyle birlikte. İşte o noktadan taşlar aşağı düştü. Orada oturan 4-5 kişilik grup son anda kendini kurtarabildiler. Gördüğünüz gibi işte tam da o noktada dev parçalar vardı, dev taşlar vardı. İşte onların altında kalmaktan son anda kendilerini kurtardılar. Bölgeye meydana gelen 5,6'lık depremin ardından yeni ekipler de sevk edildi. Hemen jandarma ve AFAD ekipleri köylerde arama yaptılar. Göçük altında olup olmayanları kontrol etmek amacıyla şu an itibariyle Elmalı köyünde göçük altında kalan yok, yaralanan yok ikinci depremden dolayı. Ama panik havası oldukça fazla var. Az önce gördüğünüz bu alan insanlarla doluydu. İnsanlar yavaş yavaş evlerini kontrol etmek maksatıyla evlerine doğru buradan ayrıldılar ama evlerine yaklaşmadılar. Bunu söyleyebiliriz çünkü evlerin birçoğunda hasar var ve yetkililer
binalara girmemeleri konusunda vatandaşı uyarıyorlar. Tabii ki Türk Kızılay'ı da burada, Türk Kızılay'ı da yemek ihtiyaçlarını dağıtmaya devam ediyor. AFAD ekipleri de yine bölgede incelemelerine devam ederken Mehmetçik zaten burada depremin olduğu ilk andan itibaren buraya geldi ve şu an itibariyle Mehmetçik'te vatandaşın barınma için çadırlarını kurmaya devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Ahmet Çelik'e notları için teşekkür ederim. Bir başka sıcak noktaya gideceğiz. O da yine Bingöl'ün Karlova ilçesi. Peki Karlova'da neler yaşanıyor? Depreme ilişkin son bilgileri alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel karşımıza. Mehmet, geçmiş olsun dileyelim. Detayları hemen senden alalım. Gökhan Kurt, oldukça şiddetliydi. Hemen kameraman arkadaşından rica edeceğim. Ekipler köylere ulaşmaya çalışıyorlar şu anda. Çok şiddetli bir depremdi. Karlova'nın dışında birçok çevre ilden hissedildi. Sizler de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Ekipler köylere tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Köylerde hasar olup olmadığını inceliyorlar bir taraftan. Oldukça şiddetliydi. Şehir merkezinde, kent merkezinde, yine Karlova ilçe merkezinde de şiddetli hissedildi. Vatandaşların birçoğu evlerindeydi ve apar topar dışarı çıktılar. Yine büyük bir panik yaşandığını belirtelim. Bizler de o noktada depremi derinden hissettik ve şiddetli olduğunu belirtmekte fayda var. Çığlık atan vatandaşlar vardı. Korkup ağlayanlar vardı. Ve kendilerini apar topar dışarı attılar. 5,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bölgede depremler devam ediyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor zaman zaman. Bunları bizler de hissedebiliyoruz. Adeta deprem fırtınası yaşanıyor sanki. Dün akşam saatlerinde yaşanan ilk depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi ve ekipler de yine köylerde hasar olup olmadığını incelemek için tek tek köylere ulaşmaya çalışıyor. AFAD ekipleri, Türk Kızılay ekipleri ve UNKİ ekipleri, onlar seferber olmuş durumda. Bir yandan da vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini belirtebiliriz. Tabii köylerde bulunan, özellikle Elmalı Köy ve Dinarbey köylerinde bulunan vatandaşlar geceyi zaten dışarıda geçirmişlerdi. Onlar ikinci depremde de yine dışarıda bulunuyorlardı. Ancak bölgede büyük bir paniğin hakim olduğunu belirtelim. Bir kez daha ifade edelim. Karlova ilçe merkezinde de vatandaşların birçoğu tamamen dışarıdalar. Onlar da büyük bir panik yaşamış durumdalar. Bizler nöbetimizi sürdürüyoruz. Söz tekrar sizde Gökhan Kurt. Mehmet Geçgel'e notları için teşekkür edeceğiz. 5,7 büyüklüğünde bir deprem, artçı sarsıntılar devam ediyor. En büyüğü de 5,6 büyüklüğünde bir başka artçı sarsıntı. Peki bu deprem bize ne anlatıyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Yayın konuğumuz Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy. Sayın Ersoy, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sıcak gelişme, öncelikle artçı sarsıntılardan bahsedelim. 5,7 ana deprem olarak biliyoruz. 5,6 artçı sarsıntı. Oldukça yakın bir büyüklükten bahsediyoruz. Peki bu depreme de artçı diyebilir miyiz, yoksa başka bir depremden mi bahsediyoruz sizce? Birkaç seçenek var. Birincisi 5,7 büyüklüğündeki deprem 7 su fayında meydana gelmişti. 7 su fayının maksimum kapasitesi bu değil. 6,5'ün üzerinde bile deprem oluşturacak uzunlukta ve büyüklükte. Dolayısıyla bu iki deprem aynı yere denk geliyorsa 7 su fayı üzerine normal, yani olabilir. Ama bu bölge kaotik bir yapısı var, karmaşık bir yapısı var. Çok sayıda faylar var, küçük küçük. Yani her biri işte 5'in üzerinde deprem oluşturabilecek, 6'ya varacak deprem oluşturabilecek kapasitede. Şimdi bunların tam yerlerine baktıktan sonra ancak bunu söyleyebiliriz. İşte bu yaşanan artçılar bize bunu gösteriyor. Depremin tam oluş noktası neresi hocam? Şimdi şöyle, Karlova iki fay zonunun birleştiği yer, Doğu Anadolu fayıyla Kuzey Anadolu fayının birleştiği yer burası. Dolayısıyla en karmaşık yerlerden bir tanesi. Biz aylardan beri Doğu Anadolu fay üzerindeki aktiviteyi konuşuyorduk. Elazığ depreminden sonra. Şimdi bu tarafa sıçradı. Yani farklı bir mekanizmaya sıçradı. Doğu Anadolu ile hiçbir ilgisi olan yer değil burası. Kuzey Anadolu fayının başı. Biz en sonunu İstanbul'u konuşurken şimdi en doğuda Karlova civarında oldu. Şu bölgesini biz tabii devamlı çiziyoruz ama bunlar devamlı değil. Pek çok birbirinden ayrı şeyler, fay parçaları. 5,7 de 7 su fayı üzerinde oldu. Karlova ile işte yaklaşık şuralarda bir yerde herhalde 7 su fayı üzerinde oldu. Ve yanında da pek çok fay var. İşte bu yıkımların olduğu yerlerde. Biz dün de söylemiştik, yani bu bölgede bu enerji tamamen boşalması mümkün değil. Tam aksine enerji yer değiştiriyor. Tarafa doğru şimdi yer değiştirmiş oluyor? Şöyle, burada şimdi günlerin geçmesi gerekiyor. Bu artçıların dağılımına ve yerine bakarak bunu anlamaya çalışırız.
Mesela şeyde ne demiştik? Doğu Anadolu fay üzerindeki depremde Sivrice ile Pötürge arası rahatladı. En az bir 100 sene deprem olmaz dedik. Ama Pötürge'den batıya, Sivrice'den doğuya doğru bir gerilim transferi, yer değiştirmesi olduğunu söylemiştik. Şimdi burası için daha erken. Fakat neyi söyleyebiliriz? Bakın bizde bu yıkımın, bu hasarın olması için depremi suçlayamayız. Evet. Bu büyüklükteki depremde yıkım olmaz. Normal şartlar altında. Olmaması gerekir. Hı hı. Ancak altıyı geçtikten sonra belki. Bakın yapı stoğumuz çok kötü. Dolayısıyla burası da biraz kırsal. Evet. Ekonomik bakımdan sıkıntılı olan yerler. Bu yıkımlar, bu biraz önce görüntülerde gördük. Betonarme yapılar değil, yığma yapılar. Evet. Bunlarda büyük hasarlar meydana gelebiliyor. İnsanların girmemesi gerekiyor. Bu bakın, oldukça önemli bir uyarı. Peki bölgede biz önümüzdeki günlerde, siz de söylediniz, farklı faylar var. 6 büyüklüğünde bir deprem ya da yine bu civarda 5.7 ile 6 arasında değişen depremler sizce görebilir miyiz? Görebiliriz. Ama bunu görürüz şeklinde anlamamak gerekiyor. Ben potansiyel olarak söylüyorum. Çünkü çevrede pek çok şey var. Mesela Erzincan depremi de olmuştu daha batıda. 1992 yılında 6.8 büyüklüğünde. Onun doğu kısmında da ilerlemesi muhtemel yerler vardı. En azından bir iki hafta çok rahat olmayalım. Yani işte deprem geçti evimize girelim şeyi yaklaşım doğru olmaz. Biz artçıları da izliyoruz. Buna göre yeni yorumlar yapmak gerekirse ilk paylaşacağımız insanlar sizlersiniz zaten. Bunları yapacağız yani. Şimdi bölgede Bingöl'de bir deprem yaşandı. Dünden beri gündem maddemiz bu. Tarihsel sürece baktığımızda Bingöl depremsellik açısından bize ne anlatıyor? Bingöl bir defa karmaşık bir yapısı var. İşte 1970'lerde bir deprem var. Hı hı. Bingöl depremi. Ama Bingöl depreminin, Bingöl'ün daha doğrusu hem Kuzey Anadolu fayına hem de Doğu Anadolu fayına uzanan kısımları var. Evet. Ve buralarda zaman zaman depremler oluyor zaten. Ama bu 5.7, 5.6 büyüklüğündeki depremler bizim tarihsel depremler içerisinde tekrarlanabileceğini kayle bile almadığımız depremler. Bizim söz konusu ettiğimiz depremler 7'den büyük, 6.5'tan büyük depremler. Bunlar her an olabilecek depremler. Yani bu tür büyüklükte normal karşılanması gereken depremler. Çünkü 6 büyüklüğündeki bir deprem 7 büyüklüğündeki bir depremin 30'da bir enerjisini alıyor. Yani 30 tane 6 büyüklüğünde deprem olacak ki ancak şey olsun. Dolayısıyla bu depremler zaten olabilir depremler. Bölgedeki fay hattı 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir mi sizce? Üretebilir. Mesela 7 su fayının, yani bu depremlerin olduğu yerin biraz gerilimli olduğu söylenmişti. Bazı hocalarımız bunu önceden ifade etmişti zaten. Biz şunu tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye'deki yer bilimciler nerede deprem olacak, yaklaşık hangi büyüklükte olacak, kaba şeyleri, dönemleri nedir, tekrardan oluşum dönemleri de bunları biliyoruz zaten. Bakın Elazığ depreminde de söylenmişti bir ay öncesinde filan hocalarımız ve ben de söylemiştim. Bu depremi bilmiyoruz biz. Depremi bilmek farklı bir şey. Evet. Depremi dünyada kimse bilmiyor. Ama biz potansiyel olarak bakın gerilim arttı, burada deprem olabilir, dikkat etmek gerek, yapılarımızı ona göre yapmamız gerek gibi uyarılar sizlerle paylaşıyoruz zaten. Yine depremle birlikte az önce ekranlarımıza da getirdik. Sarsıntılarla birlikte tabii ki dağlardan düşen, yamaçlardan düşen kaya parçaları da önemli bir risk oluşturuyor sanırım. Son derece önemli bir konu. Mesela karayollarını özellikle gece seyrederken görmezsiniz. Kaya yuvarlanmış olabilir, heyelan olmuş olabilir, yol kapalı olabilir. O yüzden trafikte seyrederken biraz kontrollü gitmek gerekebilir. Her an arabanıza, başınıza bir şey düşebilir, kayabilir. Bunlar da çünkü depremde bütün yer kabuğu silkeleniyor. Bunlar olasılı şeyler. Şimdi baktığımızda Kuzey Anadolu fay hattı dedik. Bir batı uç, bir de doğu uç. Şimdi doğuda bir hareketlenme gördük. Ama tabii ki akla bir başka soru Marmara geliyor. Tabii. Kuzey Anadolu fay hattından olmasından dolayı acaba batı kolunu tetikleyebilir mi sorusu da dün geceden beri çok fazla soruldu. Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal yok. Aynı fay zonunun üzerinde olmakla birlikte İstanbul'a gelene kadar ayrı çalışan pek çok fay parçası var. Dolayısıyla bunları aşıp İstanbul'a kadar tetiklemesi teorik olarak bile mümkün değil. Ama İstanbul'un kendine ait potansiyeli, yakın gelecekte büyük bir deprem beklediğimizi hep söylüyoruz zaten. Ve bunu bir
kaos olayı olarak da düşünmek evet. gerekiyor. Öyle ele almak gerekiyor. Şimdi bir kez daha Bingöl'e dönelim istiyorum. Şimdi artık son bir dakikamızın içerisindeyiz. Aynı zamanda Doğu Anadolu'yla da tabii ki birleşmiş durumda fay hattı. Doğu Anadolu fay hattındaki Elazığ depreminden sonra riskin arttığı bölgeler nereler? Şöyle, Pötürge'den batıya, Malatya, Maraş, Hatay'a doğru olan kesimlerde zaten bu ayın 27'sinde Ceyhan depreminin de 1998'de meydana gelmişti. Onun yıl dönümü şurada meydana gelmişti. Hı hı. Dolayısıyla bu bölgelerde yine depremler oluşturabilir. Burada çizilmeyen, şurada bir tane Malatya fayı var. Hı hı. Bunun deprem tekrarlanma aralıkları çok uzun. Ama oluşturduğu takdirde de 7.4 büyüklüğünde deprem oluşturabiliyor. Arguvan denilen yerde galiba. Sürekli küçük küçük depremler olmuştu. O bölgenin canlı olduğunu da gösteriyor. Bunun dışında batıda malum pek çok depremler oldu. Evet. Aylar içerisinde Güneybatı Anadolu'da. Ve bizim elbette Kuzey Anadolu fayı çok tehlikeli ama en tehlikeli yer de bence Güneybatı Anadolu. Bizim sınırlarımızın dışına taşan. Ki burada yani, da gösteriyoruz. Kerpe, Rodos ve Girit Adası'nın olduğu şu kesimdeki evet. depremler sayısız defa 5'in üzerinde 6'ya yakın pek çok deprem oldu. Evet. Çünkü buranın en büyük kapasitesi 8.6'ya kadar çıkan depremler oluşturabiliyor. Bu müthiş bir şey. Evet. Bizim Anadolu kıta karası son üzerinde. Sözlerinizi alalım hocam. Karası üzerinde böyle bir deprem olmaz. Orası daha tehlikeli. O da oldukça önemli bir nokta. Profesör Doktor Sayın Şükrü Ersoy, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin sıcak maddeleri var. Bir yandan da terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Pençe Kartal operasyonu başladı. Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri hedef alındı. 81 hedef imha edildi ve operasyonlara ilişkin çok önemli görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Peki o noktaya Diyarbakır'a gideceğiz. Operasyona ilişkin o görüntüleri de konuşacağız. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz karşımızda. Sinan, kolaylıklar dileyelim. Operasyona ilişkin yeni bilgileri, görüntülerin detaylarını senden alalım. Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyine yönelik bir operasyon başlatıldı. Hava destekli bir operasyon olduğunu söyleyelim. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı hava operasyonu ve bu anlamda Diyarbakır 8. Anajetüs Komutanlığı çok hareketli. Geceden bu yana oldukça hareketli olduğunu söyleyelim. Bir savaş uçağı iniş yapıyor, diğeri de kalkış yapıyor ve istikamet olarak Irak'ın kuzeyine doğru gidiyor. O bölgede Sincar, Karacık, Kandil, Abaşin, Zaf ve Basyan bölgesine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi gece boyunca ve yapılan hava harekatında tam 81 hedef tam isabetle vuruldu. Örgüte ait sığınaklar, barınaklar ve silah mevzi depolarının da havaya uçurulduğunu belirtmiş olalım ve insansız hava araçları, silahlı hava araçları da sürekli takipte. PKK'nın hedeflerini sürekli gözetim altında. İHA'nın verdiği koordinatlar doğrultusunda da Diyarbakır başta olmak üzere Adana, Malatya'dan kalkan ve diğer Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçakları nokta operasyonlar, hava destekli operasyonlar gerçekleştiriyor. Yılmaz'a notları için teşekkür edeceğiz. Bu kritik operasyonu konuşacağız. Operasyonda belirlenen hedefleri ve operasyonun bundan sonraki adımları ve tabii ki terörle mücadelede gelinen son durumu değerlendireceğiz. Değerli bir isim yayın konuğumuz. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar yayın konuğumuz. Sayın Ağar, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Oldukça sıcak bir gelişme. Pençe Kartal operasyonundan bahsediyoruz. Operasyon ve operasyonda tabii ki gelinen mesafe, içeriye kaç kilometre girildiği ve hedefleri nasıl değerlendirmemiz gerekir? Efendim, öncelikle saygılar. Tabii 81 hedefin imha edildiği ve Türkiye'nin çok farklı üslerinden onlarca uçağın kalkarak katıldığı, sadece savaş uçaklarının değil KC-135 tanker uçaklarının ve erken ikaz ve komuta kontrol uçaklarında dahil olduğu son derece önemli, kapsamlı bir kudret, kabiliyet ve kapasite gösterisi var aslında. Ve bunun Akdeniz'de yapılan
güç gösterisinden sonraya tekabül etmesi de son derece büyük bir anlam taşıyor. Çünkü Akdeniz'de 1000 kilometre derinlikte böyle bir harekatın altına imza atılmışken hemen ertesinde bu sefer çok daha kapsamlı bir harekatın, bir mücadele harekatının altına imza atılması da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyet ve kapasitesine dair son derece önemli işaretler içerisinde barındırıyor. Yani burada açıkçası sadece PKK hedeflerine karşı yapılan etkisizleştirme harekatından ziyade dost ve müttefiklere karşı verilen bir güven mesajıyla birlikte Türkiye'nin karşısında geçmiş olan yerel, bölgesel ve küresel eksenlerde güçlere karşı da verilen son derece önemli bir kararlılık ve caydırılık mesajı var. Yani Doğu Akdeniz'de veya Akdeniz'in başka bölgelerinde, Libya'da karşımıza kimler çıkmışsa, burada da karşımızda olduklarının bilincinde olarak onların kullanmış oldukları aykıta karşı, proxy örgüte, terör örgütüne karşı yapılan çok önemli bir harekatla karşı karşıyayız. Yani burada mesafe değil sadece kullanılan mühimmatların tipi, uçak bombaları var ve bu uçak bombaları içeri girdikleri yerlerde hem patlamalara sebebiyet veriyorlar, hem mühimmat patlamasına sebebiyet veriyorlar, hem de akaryakıt depoları filan vesaire onlar var. Yani patlayıcı, parlayıcı, yanayıcı bir takım maddeler depolamışlar. Onların patlamasına sebebiyet veriyor. Bu anlamda son derece etkili. Gerçekleştirdiği operasyon terör örgütü PKK-YPG'nin canını fazlasıyla yakmış gibi duruyor. Seçilen noktalara da bakmak istiyorum. Özellikle Sincar ve Mahmur gibi kritik noktalar var. Terör örgütü için özellikle Sincar ve Mahmur ne anlam ifade ediyor? Şimdi öncelikli olarak erişilemez diye değerlendirmiş olduğu bölgeler. Yani gerek Kandil olsun, gerek Sincar olsun, gerek Mahmur olsun. PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin erişemeyeceğini düşünerek stratejik terör konuşulanması üretmiş olduğu alanlar. Sadece bununla da kalmadı. Özellikle gerek Sincar, gerek Mahmur, PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa marifetiyle Irak sınırının, Irak-Suriye sınırının fiilen ortadan kaldırılması ile birlikte iki ülke arasında YPG-PKK'nın hareketliliği, insan kaynağı, lojistik kaynağı, geçiş güzergahları anlamında son derece büyük değer taşıyan stratejik pozisyonlara büründüler. Şimdi buralarda Türkiye'nin erişemeyeceğine dair çok kuvvetli bir kanaatleri vardı. Ama Türkiye açıkçası onları Türkiye'nin erişemeyeceği dediği bu alanlarda, etki üretemeyeceği dediği bu alanlarda, kendilerini himayede ve güvende hissettikleri bu alanlarda son derece güçlü bir şekilde nokta hedeflerini vurarak onları etkisizleştirdi. Şimdi bir diğer tarafıyla şunu da söylemek gerekiyor. Yeni bir takım oluşumlar peşindeler. Yani özellikle Suriye'nin içerisinde, Suriye'nin kuzeyindeki, Fırat'ın doğusundaki alanlarda Türkiye'nin desteklemiş olduğu Suriye muhalefetinin içerisinde yer alan bir takım Kürt oluşumlarla YPG, PKK'nın güdümündeki veya onun siyasi türevi pozisyonunda olan TDEM arasında yaptırılan bir takım görüşmeler var. Şimdi sadece bununla da kalmadı. Özellikle Roş peşmergeleri üzerinden Irak'la Suriye arasındaki Kürt kardeşlerimizi YPG, PKK ekseninde veya YPG, PKK'nın aslan payını aldığı bir siyasi oluşum içerisindeler. Böyle bir yapılanmaya gitme içerisindeler. Bu neyi ifade ediyor? Evet. Bu aslında bizim yıllardan beri konuşmuş olduğumuz Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın parçalanarak Kürt kardeşlerimizin kullanıldığı bir proxy devlet, bir terör devleti oluşumuyla ilgili son derece önemli bir takım siyasi hamlelerin yapıldığı bir dönemde bu harekatın icra edilmesi de büyük değer taşıyor. Yani tam anlamıyla bir gözdağı var. Yani kime? Evet. Türkiye'yi parçalamak isteyenlere, Irak'ı ve Suriye'yi parçalamak isteyenlere karşı son derece güçlü bir gözdağı var efendim. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Biz gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir yandan da gündemin tabii ki bir başka maddesi koronavirüs salgını. Rakamlar bize neyi anlatıyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız ama öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşmış olduğu o mesaja bir bakmak istiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyacımız artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım.
kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim ki rakamları bir kez daha hatırlatalım. Dün 1500'ün üzerine çıkmıştık vaka sayısında. 1562 iyileşen hasta sayımız 1330 olmuştu. Ama bir yandan da yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda da ne yazık ki artışlar devam ediyor. Peki yeni normalleşmeyi tam olarak anlayamadık mı? Salgını tam olarak kavrayamadık mı? Bu soruların yanıtına bakacağız şimdi. Değerli bir isim yayın konuğumuz Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü. Sayın Özlü yayınımıza hoş geldiniz efendim. Rakamlar ne yazık ki tersi yönde artmaya devam etti. 1500'leri geçmiş durumdayız. Yeni normalleşme sürecini tam olarak algılayamadık mı ya da pandemiyi hafife mi aldık sizce? Sanıyorum öyle. Çünkü normalleşme denince sanıyorum hani eskiye dönüş gibi algılandı. Ya da her şey normale döndü, artık salgın kalmadı, güvenli, her ortam güvenli hale geldi gibi anladık. Oysa kontrollü sosyal hayat denilen dönem eskiyi aynen tekrar edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü virüs hala bizimle beraber olmaya devam ediyor, bulaşmaya devam ediyor. Son 3 gündür rakamlara bakıldığında bir artış var ve bu bir günlük bir oynama değil. Yani birbiriyle uyumlu 3 gün içerisinde artış trendi, çıkış trendi devam ediyor. Sadece vaka sayılarının artması da o kadar belki tek başına bir kriter olarak önemli değil ama toplam hasta sayımızda bir miktar artış var ve teste pozitiflik çıkma oranımızda artış var. Yoğun bakıma yatışı gereken, solunum cihazına bağlanması gereken hasta sayılarımızda da artış var. İyileşen hasta sayılarımız azalıyor. Günlük yeni vaka sayılarımız iyileşen hasta sayılarımızdan daha fazla çıkmaya başladı. Bütün bunları biz tanıyoruz. Çünkü salgının başlangıç döneminde tablo böyleydi. Tekrar başa dönmek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Yani bu dönemde her şeyi yapabiliriz ama her şeyi eskisi gibi yapamayız. Yani eskisinden farklı yapmamız lazım. En önemlisi maske ve mesafe ve hijyen tabii ki. Ama bu konuda gerçekten toplumda büyük sorunlar var. Mesafenin korunamadığını görüyorum. Özellikle hafta sonları pikniklerde, işte parklarda, bahçelerde, sokaklarda, caddelerde, alışveriş yerlerinde insanların kalabalıklaştığını görmek mümkün. Mesafeye dikkat edilmiyor. Hocam bu noktada özellikle şunu sormak istiyorum ki siz de zaten sokağa çıktığınızda muhakkak ki çok fazla görüyorsunuzdur. Aslında biz bu konuyu çok konuştuk ama maske kullanımı. Ne yazık ki maske kullanımı konusunda da çok önemli hatalar yapılmaya devam ediyor. Bir kez daha sizden rica edelim. Maske kullanırken neye dikkat etmek gerekecek? Yani maskenin olması yetmiyor. Maskenin usulüne uygun olarak kullanılması gerekiyor. Yani burnu ağzı kapatmalı maske, yüze oturmalı. Tek başına burnu açıkta bırakan, ağzı açıkta bırakan bir maske çıktı. Şimdi modası çıktı. İnsanlar maskeyi yüzlerine takıyorlar ama çenenin altına indiriyor. Ağzının altına, burnunun altına indiriyor. O zaman o maske korumaz. Maskenin koruması için usulüne uygun şekilde takılması gerekir. Bir de maskeyi sadece benim kullanıyor olmam beni korumak için yeterli değildir. Herkesin maske takmış olması gerekir ki hepimiz korunalım. Yani birimiz takıyor, birimiz takmıyorsa yine risk devam ediyor. Hepimiz takarsak maske o zaman koruyucu oluyor. Tabii burada en büyük sorun hani takmayanlara karşı yaptırımların uygulanmasındaki eksiklikler benim gözlemlediğim. Özellikle toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde, kalabalık caddelerde, sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, kapalı mekanlarda maske takmayanların artık uyarılması ve cezai işlem yapılması şart. Bu şekilde olursa eğer bir caydırıcılık olabilir ve bu işler insanların kendi inisiyatifine bırakılmaz. Çünkü siz uyardığınız zaman da sorun çıkabiliyor. Evet. Yani bazıları da tepki veriyor, kavga gürültü oluyor. Onun için artık vatandaşın birbirini ikaz etmesi de tabii uygun biçimde, nazik bir şekilde istiyoruz ama bunun ötesinde kolluk kuvvetlerinin de hani bu cezai müeyyideleri uygulaması lazım. Bunun yasal altyapısı var. Evet. Yalnız uygulamayla ilgili belirsizlikler var. Bunlar netleşmeli. Yani bir toplu taşımada biri maske kullanmıyorsa, uyarılara aldırış etmiyorsa ne yapılacak, nasıl davranılacak, kim ona ceza yazacak, bu prosedür nasıl işleyecek, bunun hani netleşmesi, ilan edilmesi lazım. Bu şekilde olursa
bence caydırıcı olur ve hepimiz korunuruz. Şimdi tabii bu süreçte evet. Bir şey daha ilave etmek istiyorum mesafeyle ilgili. Özellikle ben şu yaz döneminde insanların büyük şehirlerden artık Anadolu'ya, küçük kentlere, memleketlerine, baba ocaklarına, köylerine döndüğünü görüyorum. Bunun bir kısmı hani tatil için yazlığına veya köyüne, memleketine dönenler var. Ya da tarım için, işte çay işlemek için, fındık işlemek için gelenler var. Ya da işte tatil geçirmek için, yıllık iznini kullanmak üzere geliyorlar. Eskiden çıkamıyorlardı büyük şehirlerden ama o yasak kaldırıldı. Şimdi bu gelenlerin içerisinde basiri taşıyanlar, kendisi hasta olmasa da bulaştırıcı olanlar olabiliyor. Bu kişiler şimdi kendilerini iyi hissettikleri için memlekete döner dönmez hasretle eşlerini, dostlarını ziyaret ediyorlar, komşularını, arkadaşlarını ziyaret ediyorlar, büyüklerini ziyaret ediyorlar, ellerini öpüyorlar, sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar, davetler oluyor, karşılıklı oturmalar, ev oturmaları oluyor. Bu süreçlerde mesafe korunamıyor, maske takılmıyor. Eskisi gibi, aynen daha önceki yıllardaki gibi aynı tekrarlanıyor bu. Özellikle yaz sezonu şimdi, mevlütler, sünnetler, düğünler, sözler, nişanlar, askeri uğurlamalar, taziyeler eskiden olduğu gibi aynen tekrarlanıyor. Bunlar çok yanlış. Eskisi gibi yapamayız. Yapacağız tabii ki, törelerimizden vazgeçemeyiz ama bunları yaparken yeni normlara uydurmamız lazım, kurallara uymamız lazım. Mesafemizi koruyacağız, temas yok, artık el öpmeyeceğiz, artık sarılmayacağız birbirimize, kucaklaşmayacağız, mesafeyi koruyacağız ve maske takarak birbirimizle görüşeceğiz, uzaktan duygularımızı ifade edeceğiz, birbirimize olan saygımızı, sevgimizi, ilgimizi, taziyemizi uzaktan ifade edeceğiz. Evet. Bu kurallara uyarsak her şeyi yapabiliriz ama bunlara uymazsak tabii kendimize de zarar verebiliriz, sevdiğimiz dostlarımıza da zarar verebiliriz. Biz belki bunu ayaktan atlatabiliriz, hasta olmayabiliriz ama bizim bulaştırdığımız insanlar hastalanabilir, ağır seyredebilir, vefat edebilir. O zaman biz üzülürüz, hepimiz üzülürüz. Evet. Dikkatsizliği affetmiyorum. Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki uzun konuştum ama bakın, bir kişinin dikkatsizliği yüzünden yüzlerce kişi mağdur oluyor. Yani bir diyelim ki taziye töreninde bir kişi pozitif olsa, o bir tek kişi yüzünden yüzlerce kişiye virüs bulaşıyor. Yüzlerce kişi karantinaya alınıyor. İnsanlar 14 gün evden çıkamıyor. Onlarca kişi hastalanıyor, hastaneye kaldırılıyor, yatış gerekiyor, tedavi gerekiyor, belki de ölenler oluyor. Yani bir kişinin dikkatsizliği yüzünden bunlar oluyor. Onun için hani hangimizde virüs var belli değil. Bende de, sizde de, hepimizde de virüs olabilir, virüs taşıyıcısı olabiliriz. Maskemizi takmazsak, insanlara yaklaşırsak, sarılırsak, tokalaşırsak bulaştırabiliriz. En sevdiklerimize, dostlarımıza bulaştırabiliriz. Ve bu şekilde salgın devam eder gider. Bunu artık bitirmemiz lazım. Tedbirli olursak, kurallara uyarsak her şeyi yapabiliriz. Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü, çok teşekkür ederiz. Çok önemli uyarılarda bulundunuz. Bir kez daha yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Koronavirüsle mücadele tabii ki tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan normalleşme adımları da atılmaya devam ediyor. O adımlardan biri de bugün itibariyle artık nikah salonları da yeniden hizmet vermeye başlıyor. Peki neler değişecek, nelere dikkat etmek gerekecek? Bu soruların yanıtını alacağız. Kameralarımızı başkent Ankara'ya çevireceğiz. A Haber muhabiri Murat Sekban karşımıza. Murat, kolaylıklar dileyelim. Yeni normal ile birlikte neler değişmiş olacak? Nelere dikkat edeceğiz? Gökhan Kurt, günler öncesinden hazırlıklar başlamıştı nikah salonlarında. Özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge ile birlikte salonlarda da önlemler alındı. Elbette şüphesiz sosyal mesafe ve maske bunların başında geliyor. Öncelikle nikahların açık alanda yapılması öngörülüyor. Ancak bugün başkent Ankara'da hava yağmurlu olduğu için salonlarda yapıldı. Tabii giren kişi sayısı da yine bu noktada kısıtlandırılıyor. Öte yandan içeride sosyal mesafe kuralı da titizlikle uygulanıyor. Konuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılarak oturulması istendi. Yine konuklar içeri alınmadan önce personel tarafından bilgilendirildi ve maskesiz olan kimsenin içeriye alınmayacağı da belirtildi. Yine ateşlerinin de burada bulunan personeller tarafından da ölçüldüğünü belirtmiş olalım. Yeni normal sürecinde ilk nikahlarda aslında bu kıyılanlar 15 Haziran itibariyle salonlar kapılarını
açtı. Gelin ve damat adaylarına bizler daha haber ekibi olarak onlardan bir tanesine şahit olmuştuk. Salon içerisinde sosyal mesafede korunmuştu. 1 Temmuz itibariyle de düğün salonlarında hizmet verilecek. Düğün salonlarında da yine koronavirüs tedbirleri alınarak düğünler yapılacak. Yine konuklardan, nikaha katılan konuklardan içeride sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği ve mümkün olduğunca kutlamaları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yapmaları gerektiği de uyarılar arasındaydı. Yeni normalde nikahların da artık kıyılmaya başladığını belirterek sözü tekrar size bırakalım. Murat Sekban'a notları için teşekkür edeceğiz. Sosyal mesafe diyoruz, maske takılmalı diyoruz, mesafelere dikkat edilmeli diyoruz ama o kurallara uyulmayan noktalar var. Onlardan biri de İstanbul'da Maçka Parkı. Çünkü dün akşam bir kez daha Maçka Parkı'nda bir grup müzik eşliğinde horon tepti, nargile içti ve sosyal mesafe bir kez daha içe sayıldı. Müzik eşliğinde horon teptiler. Covid-19 aldırış etmeyen gençler sosyal mesafeyi hiçe saydı. İstenmeyen görüntünün adresi İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı. Koronavirüs salgını kapsamında normalleşme adımları atılıyor ama parklar, sahiller vatandaşların uğrak noktası haline gelmiş durumda. Abi koronavirüs tedbirleri azaldı. Azalması bir yandan kötü, ikinci dalga olayı var. Ama azalmasa da insanlar yaz geldi, nasıl tutunacak evde? Önlemler yine birazcık böyle arttırılsa, ne bileyim, haftada bir sokağa çıkma yasağı olsa çok daha iyi. Gençlerin bazıları maske ve mesafeyi unutup dakikalarca horon tepti. Son günlerde Maçka Parkı'nda yaşanan üzücü olayların ardından ekiplerin de parkta önlem aldığı dikkatlerden kaçmadı. Sadece Maçka Parkı değildi. Akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda da bir grup genç bir araya geldi. Sosyal mesafeyi hiçe saydı, şarkı söyledi. İşte o anlar. Normalleşme adımlarını bazı gençler yanlış anlamış olacak ki tedbirleri terk ettiler. Yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç sosyal mesafe kuralını hiçe saydı ve maske de kullanmayarak Taksim Meydanı'nda sazlı sözlü eğlence yaptı. Çevrede ve sosyal medyada büyük tepki çeken anlar işte böyle görüntülendi. Koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, Taksim Meydanı'nda bu kadarına pes dedirten gençler sık sık dans etti, şarkılar söyledi. Ve kendi görüntülerini yine kendileri çekti. Bir başka sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Bu kez adresimiz Ordu. Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Ulubey yolu üzerinde otel inşaatına beton döküldüğü esnada göçük meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 8 işçi göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, acil, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altından çıkarttıkları 8 işçiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Bir işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında başka işçi olup olmadığını tespiti amacıyla arama kurtarma ekipleri alanda son kontrollerine devam ediyor. Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti ise sabah saatlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara, zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Polisi sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bağcılar'daki adrese baskın yapıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleriyle polis helikopterleri de katıldı. Polis ekipleri koçbaşı yardımıyla girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı.
O esnada timler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler tüm hızıyla devam ederken, hatta tüm dünyaya yayılmışken, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha polis şiddeti haberi geldi. Bu kez Latin Amerika asıllı olduğu belirtilen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir benzin istasyonunda kayda geçti. Kaliforniya'da siyahi bir genç silah taşıdığı gerekçesiyle polise ihbar edildi. Polis ekipleri çok geçmeden olay yerine geldi. Ardından da ortaya işte bu görüntüler çıktı. Kaliforniya polisi olayın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada Latin Amerikalı adamın elindeki silahı sallayarak etrafta dolandığı, ardından çıkan gerilim nedeniyle vurulduğu duyuruldu. Ayrıca polis departmanı vurulan Latin Amerikalı adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydetti. ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken yaşanan olay tepkilere neden oldu. ABD polisinin ayrımcı ve orantısız tutumunun devam ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler artık Amerika sınırlarını aştı. İngiltere'de ise ırkçılık karşıtı protestocularla aşırı sağcılar karşı karşıya geldi. Peki İngiltere'de neler yaşanıyor? Bu sorunun yanıtını alacağız. Şimdi kameralarımızı Londra'ya çeviriyoruz. A Haber muhabiri Alparslan Düven karşımızda. Alparslan, kolaylıklar dileyelim. İngiltere'de tansiyon yükseliyor. Peki son durum ne? Detayları senden alalım. Gökhan, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii başkent Londra'da ve daha doğrusu diğer şehirlerde de geçtiğimiz cumartesi günü barışçıl ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlenecekti. Diğer yandan da Londra dahil 5 şehirde heykelleri koruduklarını söyleyen aşırı sağcılar da meydanlara inmişti aynı zamanda. Gösteri öncesi Londra'nın merkezinde Winston Churchill, Nelson Mandela ve Mahatma Gandhi gibi figürlerin de heykelleri de koruma altına alınmıştı saldırı olmasın diye. Parlamento ve Başbakanlık binalarının da bulunduğu Westminster bölgesinde toplanan o aşırı sağcılar İngiltere Ulusal Marşı'nı söyleyerek polisle çatıştılar. Daha sonra da polis iki grubun çatışmasını önlemek için bariyerler oluşturmak dahil bazı önlemler alsa da yine de iki grup sokak aralarında çatışmaya devam ettiler ve aşırı sağcılardan bazıları hem gazetecileri tehdit etti hem de bir gazeteciyi darp ettiler. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'na göre 100'den fazla gösterici gözaltına alındı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel da Londra'da yaşananlar için kabul edilemez haydutluk ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı aşırı sağcı gruptan bir kişinin parlamento meydanında 2007'de düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun anıtının üzerine de bir şekilde iğrenç bir eylemde bulunmasını da kınadı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ırkçı haydutluğa sokaklarımızda yer yok diye çıkıştı. Başbakan Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı açıklamada polise saldıran herkese yasalar çerçevesinde yanıt verileceğini söyledi ve İngiltere Başbakanı bu yürüyüşler ve protestolar şiddete dönüştü ve mevcut kuralları ihlal ediyor. İngiltere'de ırkçılığa yer yok ve bunu gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çalışmalıyız açıklamasında bulundu ve Londra'nın merkezindeki heykellerin hala koruma altında olduğunu ve bu protestoların da açıkçası önümüzdeki haftalarda bu çıkan olaylardan dolayı iptal edilebileceğinin de altını çizelim. Diğer yandan her iki gruba da tepkileri artarak devam ettiğini de belirterek sözü tekrar Londra'dan sana bırakalım. Alparslan Düven'e notları için teşekkür edelim. Avrupa'nın gündem maddesi son dönemde ırkçılık karşıtı gösteriler ama aynı zamanda koronavirüsle mücadele de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler de kaldırılmaya devam etmekte. Avrupa yeni normale hazırlanıyor. Koronavirüs salgınının büyük ölçüde etkisini kaybettiği Avrupa'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Buna göre birçok Avrupa ülkesi koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinde son aşamaya girecek.
Bu ülkelerden biri olan Almanya, ülkede seyahat kısıtlamaları kaldırılacak, birçok eyalette öğrenciler normal eğitime dönebilecek ve açık havada olması şartıyla 500'e kadar kişinin katıldığı etkinlikler düzenlenebilecek. Fransa'da ise Avrupa içi sınırlar açılacak. Bununla birlikte hangi ülkeden olursa olsun öğrenciler Fransa'ya gelebilecek. Bir başka Avrupa ülkesi Portekiz'de ise havalimanları uluslararası uçuşlara açılacak. Avusturya'da da maske kullanımında esnekliğe gidilecek. Virüsün bir dönem merkez üssü haline gelen İtalya'da ise salgın eğrisine göre kademeli normalleşmeye geçilecek. Ülkede maske kullanımı şartıyla sinema salonları ve tiyatrolar açılacak. İngiltere Kraliçesi Elizabeth her sene doğum gününü görkemli bir şekilde kutluyordu. Ancak koronavirüs salgını o kutlamaları da etkiledi. Bakın İngiltere Kraliçesi Elizabeth Windsor Kalesi'nde yeni yaşını nasıl kutladı? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth doğum gününü işte böyle kutladı. Virüs salgını kraliçenin gösterişli kutlamalarına da gölge düşürdü. İlk kez kraliçenin doğum günü kutlaması Buckingham Sarayı'nda yapılmadı. Bu kez adres Windsor Kalesi oldu. Küçük çaplı kutlamada az sayıda asker ve müzisyen görev aldı. Kraliçe sosyal mesafe kurallarına özen gösterdi. Yürüyüş yapan askerleri izlemeden önce kraliyet selamı verdi. Bu Mart ayında karantinaya giren 2. Elizabeth'in uzun sürenin ardından görüldüğü ilk etkinlik oldu. Kraliçe aslında 94 yaşına 21 Nisan'da girdi. Ancak resmi doğum günü kutlaması özel bir geçit töreniyle her yıl Haziran'da yapılıyor. Son dönemde ardı ardına başlayan kampanyalar ve düşük faizlerle birlikte konutu olan talep hızlı bir şekilde arttı. Ancak özellikle pandemi süreciyle birlikte konuttaki talepte de değişiklik söz konusu. Çünkü ev alacakların öncelikli tercihi bahçeli ya da dubleks evler. Hükümetin açıkladığı işte sıfır projelerde yeni evlerde 0.64 faiz oranı, ikinci ellerde 0.74 faiz oranı ve bir yıl ödemesiz ki biz bu sektörde ilk defa gördük böyle bir şeyi, ciddi bir talep yükseltti. Bir yıl ödemesiz krediler, düşük faizler vatandaşa ilaç gibi geldi. Ev hayali kuranlar, evlenenler ve evini yenilemek isteyenler hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Emlakçılar, satış danışmanlarının telefonları deyim yerindeyse susmuyor. Çünkü bütçenize ve zevkinize göre ev almak için en uygun zaman şimdi. Son 10 gündür, 15 gündür ciddi bir talep var bütün evlere. İkinci el olsun ya da sıfır projeler olsun. Günde 60-70 ya da 50 tane telefon geliyorsa rakamsal ifadelerle şu anda bu telefonlara yetişemeyecek seviyelere ulaştı. Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlar siteler, apartman daireleri yerine bahçeli evler ve villaları tercih ediyor. Pandemiden sonra insanlar o dört duvar içine hapsolunca işte bahçe kullanımlı ve dediğim gibi villa evleri, villa tarzı evler ya da dubleks evlere rağbet oldukça yükseldi. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başına tekrar karşınızda olacağız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Gündemin ilk sırasında Bingöl'de yaşanan deprem var. Bingöl'ün Karlova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden en fazla Kaynar Pınar köyü etkilendi. Köyde 1949 yılında meydana gelen depremde 132 kişi de hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası bölgede büyüklüğü 5,6 olan yeni artçılar da yaşandı. Tamam. Bekle, orada biri var mıydı içeride? Bekle, sakin. İçeride biri var mı? Tamam. Aşağıda biri var mı?
5,6'lık bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Bingöl Elmalı'da büyük panik yaşandı. Bu bina önceki zamanlarda yine dediğimiz gibi yıkılmıştı ama bakın şu taşlar binadan yeni düştü. Bunu söyleyebiliriz. Yıkıntı bir binaydı ama yeni depremle birlikte bu binalar yeniden o döküntünün üzerinden buraya düştü. Şu tarafa doğru gidelim yine. Orada büyük panik var. Orada köy meydanının olduğu alan işte vatandaşla depremin etkisiyle, ikinci depremin etkisiyle 5,6'lık o depremle birlikte kendini dışarı attı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede son olarak 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bingöl'ün Karlova ilçesi depremle sarsıldı. Deprem 71 yıl önce olduğu gibi yine en fazla köyleri etkiledi. Karlova ve Yedisu arasında 5,6'lık bir deprem meydana geldi. İşte o depremin etkisiyle birlikte vatandaş bir anda kendini sokağa atmış durumda. Büyük bir panik yaşanıyor ve bazı binalarda çökme meydana geldi. Kameraman arkadaşım gösterirse bakın o bina sabah saatlerinde bir hasar yoktu ama şu an itibariyle o binada da hasar meydana gelmiş durumda. Vatandaşların dışarıda sabahladığı köyde devlet hızla yaraları sarıyor. Askerimiz bir yandan çadır kurarken diğer bir yandan da evleri tek tek kontrol ediyor. Elmalı köyündeyiz. Biz o depremi an be an hissettik. Depremin etkisiyle birlikte etrafımızda bulunan binaların o döküntülerin yıkılışında gözlerimizle görmüş durumdayız. Şu anda vatandaş büyük korku içinde bakın vatandaşın hepsi kendi dışarı atmış yollara atmış durumda. Askerimiz tabii ki burada dediğimiz gibi çadır kurumunu da gösterebilirsek Mehmetçik vatandaşın 7/24 hizmetine devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren barınma için çadırlar kurulmaya başlandı. Vatandaşın istediği alanlara çadırlar kuruluyor. İşte bakın şu noktada yine bir çadır kurulmuş. Vatandaş hemen evinin önündeki alana çadırı kurdurmuş durumda. Çünkü ihtiyaçlarını da oradan karşılıyor. Bölgede 1949 yılında meydana gelen depremde ise 132 kişi ölmüştü. O zaman 132 kişi burada ölmüş bu merkezde sadece bu merkezde. Bu deprem de aynı o depremle eşit şekildeydi. Ama işte bizim bir avantajımız vardı. Konutlarımız betondan olduğu için yani bir iki konutumuz var. Bu taş duvarlı evler onlar yıkıldı. Sevkar köyü de depremden etkilendi. Bekle, orada biri var mıydı içeride? Bekle, sakin. İçeride orada biri var mı? Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Artçı sarsıntılar devam ediyor dedik. Peki son durum ne? Depremin en fazla hasar verdiği noktalardan biri olan Yedisu ilçesi. Yedisu ilçesinde Bingöl'ün Dinarbey köyüne gideceğiz. Hemen düzeltelim. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel karşımıza. Mehmet kolaylıklar dileyelim. Arkanda da görebiliyoruz yıkımlar var. Peki son durum ne? Sözü hemen sana bırakalım. Evet Gökhan Kurt, ikinci depremin meydana geldi. Karlova ilçesindeyiz bizler şu anda. Yedisu ilçesindeyiz düzeltiyorum. Bu noktada yine ağır hasarlı bina yapılar vardı. Onlarda biraz daha fazla yıkım oldu. Şu anda sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Dün meydana gelen depremle birlikte 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bu noktada yıkım gerçekleşti. Ve şu anda evleri ve hayvanların barınaklarını görüyorsunuz. Tamamen enkaz haline dönmüş durumda. Bir yandan da çadırlar kuruluyor. AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından bu noktaya yönlendirilen çadırlarda hızlı bir şekilde kuruluyor. Vatandaşların temel ihtiyaçları da yine bu noktada karşılanmaya devam ediliyor. Dün meydana gelen depremin ardından 18 vatandaşımız yaralanmıştı. Toplamda 21 kişi hastaneye başvurmuştu. 15 vatandaşın da tedavisi hastanelerde devam ediyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Yapılarda da oldukça büyük şeyler var. Ağır hasar var. Hemen o noktaya doğru ilerleyeceğim kameraman arkadaşlar.
arkadaşım Yüksel Akalan'la birlikte bu noktada bulunan evde de ağır hasarın oluştuğunu görüyoruz. Kolonları çatlamış tamamen, kolonların yaralarını görebiliyorsunuz. Ağır hasar bulunuyor. Tabii çadırlarda bu noktada vatandaşların konaklaması için hazırlandı. Bugün ikinci bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntı 5,6 büyüklüğündeki depremle vatandaşlar büyük panik yaşadılar. Evlerinde, evlerinden dışarı koşan vatandaşlar vardı. Karlova ilçe merkezinde. Yine köylerde bulunan vatandaşlar, onlar zaten geceyi dışarıda geçirmişlerdi. Çadırlarda geçirmişlerdi ve onlar da büyük panik yaşadılar. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Zaman zaman hissediyoruz, hatta yaklaşık bir 15 dakika önce tekrar bir artçı sarsıntının olduğunu belirtmekte fayda var. Şu anda görüyorsunuz, burası bir hayvan barınağıydı ve tamamen yerle bir olmuş durumda. Enkaz haline dönmüş durumda. Kolonlarda hemen şu noktayı da gösterebilirsek, kameraman arkadaşım Sürek Alan'dan rica edeceğim. Derin yarıklar oluşmuş durumda. Birçok evde ağır hasar bulunuyor. Yetkililer ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda özellikle vatandaşları uyarıyor. Tabii eşyaları da yine vatandaşların içeride kaldı. Bir yandan da eşyaları boşaltmaya çalışıyor vatandaşlar. Onlar da korku dolu geceyi geçirdiler tabii. Evin içinde görüyorsunuz, tamamen eşyalar da zarar görmüş durumda. Bu noktada evde ağır hasar almış durumda. Geceyi dışarıda geçirdiler ancak panik hala devam ediyor. Korku hala devam ediyor. Zaman zaman sarsıntılar bu noktada oluşmaya devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri, çok sayıda ekip bu noktaya sevk edildi. Tabii bugün ikinci bir sarsıntı ki oldukça şiddetliydi. İkinci sarsıntının ardından da köylere çok sayıda ekipler, takviye ekipler sevk edildi. Köylerde hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Diğer yandan da yine jandarma ekipleri de bu noktada, onlar da vatandaşlara yardımcı olmak için çadırlarını kuruyorlar ve vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda bir yandan da sıcak yemek ikramları yapılıyor. Ağır hasarlı bina yetkililer girilmemesi konusunda uyarıyor. Biz de hanımefendiyi uyarmış olalım. Ağır hasarlı olduğu için. Hanımefendi, şöyle alalım sizi. Ağır hasarlı yetkililer uyarıyor. Çünkü zaman zaman sarsıntılar devam ediyor. İçeri girmek tehlike arz edebiliyor. Gördüğünüz gibi tamamen beton parçaları yerde bulunuyor. Şu noktayı da hemen gösterebilirsek kameraman arkadaşım Yüksel Akalan, derin bir çatlak var köşede de. Aslında köylerde birçok evde bu manzarayla karşılaşmak mümkün. Evlerin çoğunda hasarlar oluşmuş durumda. Tabii hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler de bu noktada çalışmalarını bir yandan sürdürüyorlar. Evet, onlar da depremi derinden hissettiler ve apar topar kendilerini dışarı attılar. Ancak evlerinde de ağır hasarların oluştuğunu ekranlarınızda görüyorsunuz sizler de. Dün meydana gelen saatler 17.24'ü gösterdiğinde Karlova merkez üssü olan 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Karlova'ya bağlı Dinarsu ve Elmalı köyünde oldukça birçok evde ağır hasarlar oluştu. Bugün yine bir deprem daha meydana geldi. Aslında gece boyunca sarsıntılarda sarsıntılar devam etti ve bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde oldukça büyüktü. Hasarlı olan binalardaki hasarı daha da arttırdı. Bizler bölgedeki nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Mehmet Keçkele, notları için teşekkür edeceğiz. Bingöl'de kalmaya devam edeceğiz. Depremin vurduğu bir başka nokta Yedisu ilçesindeki Elmalı Köyü. Şimdi hemen Elmalı Köyü'ne gideceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik karşımıza. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Son bilgileri, detayları da senden alalım. Evet, depremin en çok etkili olduğu yerlerden birisi de Elmalı. Elmalı'da yaralılar sarılmaya başlandı. Kızılay dediğimiz gibi bölgeye geldi. Şu anda genel müdürlük seviyesinde Kızılay yetkilileri bölgeye geldi ve bölgede inceleme yapmaya devam ediyorlar. Kısa bir süre önce bir deprem daha meydana gelmişti. 5,6'lık o depremde hasarlı binalar daha çok hasar görmüştü. İşte o bina hasarlıydı. Son meydana gelen depremin ardından ise orası gördüğünüz gibi daha da hasarlanmış durumda. Öte yandan şöyle hemen kameramız dönebilirse, Mehmetçiğimiz o bölgede gördüğünüz gibi vatandaşın yaralarını sarmaya devam ediyor. İşte depremzedelerin çadırları yine Mehmetçiğimiz tarafından kurulmaya çalışılıyor. Askerimiz 7-24 saat itibariyle Mehmetçiğimiz vatandaşın yanında. Hemen şöyle geçebilirsek, evet, bu noktada işte Mehmetçik vatandaşın ihtiyacı olan, barınma ihtiyacı olan
çadırı kuruyor. Meydana gelen depremde evleri zarar görmüştü vatandaşın. Vatandaşın istediği alanda çadırlar kurulmaya başlandı. Böyle bir çadır kent kurulmuyor. Sadece vatandaşın evinin yakınlarında bulunan arazilerine Mehmetçik tarafından çadırlar kurulur. Mehmetçik depremin olduğu andan itibaren bölgeye geldi askerlerimiz ve ilk olarak göçük altında olanların kurtarılmasına yardım etti ve göçük altında olanlar kurtarıldıktan sonra şu an itibariyle de barınma ihtiyaçları için yine Mehmetçiğimiz burada görev başında. Tabii aynı zamanda güvenlik önlemleri de bölgede en üst seviyede devam ediyor. Bizler şöyle biraz daha ileri doğru gidersek depremin etkilerini göstermeye çalışalım. Tam da o noktada işte gördüğünüz gibi yıkılan binalar, bazı binalarda son depremle birlikte yeni çatlaklar da oluştu. Bazı, bakın tam da o noktayı gösterebilirse kameraman arkadaşım, orası kısa bir süre önce bugün meydana gelen depremle birlikte yıkıldı. Daha önce orada o yıkıntı yoktu ama son depremle birlikte orada yeni bir yıkıntı meydana gelmiş oldu. Elmalı köyünde 4 kişi yaralandı ve o yaralılar şu an itibariyle tedavi altına alınmış durumda. Bizler biraz daha yukarı çıkarsak buradan sizlere o binaların durumunu, depremin etkisini daha da yukarıdan göstermiş olacağız. Gördüğünüz gibi buradaki binaların birçoğu hasar görmüş durumda. Yaklaşık 33 binanın burada hasar gördüğü, 38 ağırında yine hasarlı olduğu belirtildi. Bir yandan da AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasını sürdürüyor. Diğer taraftan da yine yardımlar da buraya gelmeye devam ediyor. Bölgedeyiz. Bölgede deprem, ikinci depremin etkisiyle yıkılan yerlerin olduğunu belirterek sözü buradan size bırakalım. Ahmet Çelik'e notları için teşekkür ederim. Peki bu deprem bize ne anlatıyor, ne mesaj veriyor? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Kameralarımızı bir kez daha çeviriyoruz. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un yanında değerli bir konu var. Sözü hemen Ata ve konuğuna bırakalım. Gökhan, teşekkür ediyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeyiz ve yanımızda da Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı, aynı zamanda yer bilimci olan Profesör Doktor Mehmet Ali Özdemir var ve hemen şunu da söyleyelim. Kendisi o bölgede çok yakın zamanlarda çalışmalara imza atmıştı. Hocam hoş geldiniz A Haber yayınına. Hoş bulduk. Tabii önümüzde bir harita var. Önce bu haritadan başlayacağız, ardından da yine slide eşliğinde bölgenin bir röntgenini çekeceğiz. Bu deprem bize ne anlatıyor? Önce oradan başlayalım isterseniz. Öncelikle depremde vefat edenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu deprem bize Türkiye'nin bir deprem coğrafyasında, bir deprem kuşağında olduğunu özellikle hatırlatmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de konutlarımızın sadece kentsel alanda değil, kırsal alanda, köy ve mahallelerde de kentsel dönüşüm, mahalle dönüşümü, kırsal alan yapı dönüşümü kapsamında ele alınması gerçeğini ortaya koymuştur. Haritadan bakalım hocam, biraz daha böyle gerçekçi bir şekilde anlatacak olursak. Şimdi Türkiye bir deprem kuşağı olduğunu vurgulamıştım. Depremin meydana geldiği alan Bingöl, Karlova, Yedisu alanı. Bu alan Kuzey Anadolu Saros Körfezi'nden başlayan, Marmara Denizi'nden devam eden ve Kerkük Suyu Vadisi boyunca Karlova'ya kadar uzanan aktif bir fay hattı. Ve depremin oluştuğu bölgede bu aktif fay hattının üzerinde, aynı zamanda şu şekilde olan bu aktif fay hattını güneyden gelen ve şu şekilde kesen Doğu Anadolu fay hattı eşlik etmektedir. Yani şöyle bir V şeklinde mi? Evet, onu biraz sonra slide'da daha güzel bir şekilde göstereceğim. İki aktif fayın kesişme bölgesinde olan bir nokta. Bu alan, bu nedenle geçmişte 1965 Varto depreminde olduğu gibi, Karlova depreminde olduğu gibi, 1966 Varto depreminde olduğu gibi orta büyüklükte depremlerle dikkati çeken bir alan.
Bu şu demek, bu alan geçmişte orta büyüklükte deprem üretti. Bundan sonra da bu şekilde depremlere aday bir bölge demektir. Bunun bu yönünü yer bilimciler bu konuda hemfikir. Esasen Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı dağlık. Bu dağlar arasında ovalar var ve ovalar yoğun yerleşim alanlarına sahne ve ovaların jeomorfolojik açıdan yer seçiminde kendine has problemleri var. Bu problemlerden en önemlisi deprem esnasında zemin sıvılaşması, kaya düşmeleri, vadi içlerinde kaya düşmeleri, heyelanlar. Bu açıdan bölge son derece hassas. Bu nedenle özellikle tüm Türkiye'de olduğu gibi bu bölgede de aktif fayların bulunduğu alanlarda yerleşim kurarken, bu alanlara konutlarımızı yaparken mutlak surette depreme dayanıklı binalar yapmak zorundayız. Deprem değil, konut öldürür diye bir düşüncemiz var ama bu doğru. Ama sadece konutu öldürmez. Deprem bölgelerinde heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi olaylar eşlik edebiliyor. Altyapı büyük zarar görebiliyor. Dolayısıyla bizim bu tüm Türkiye'de bu aktif fayların olduğu alanlarda yapılaşmada günümüz standartlarını yakalayıp bu acı verici, bir üzen, herkesi sıkıntıya sokan olayları deprem afet zararlarını en aza indirmemiz gerekir. Konuyu evet hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi o Türkiye'nin fiziki kabartma haritası üzerinden en azından hocamızdan bilgiler aldık. Bu tarafta da hani çok net olmasa da slide eşliğinde yine hocamızın anlatacakları var. Hocam bunlardan biraz, ne anlıyoruz? Biraz önce gösterdiğim bu kırmızı çizgilerin tamamı Türkiye'de deprem açısından en hassas bölgeler. Çukurova, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Kuzey Anadolu Hayatlı Güzergahı, Ege sistemi, Ege Ovaları, Ege Graben sistemi, bu Graben sistemlerini kesen şu kırmızı çizgiler ve Güneybatı Anadolu'daki bu kırmızı çizgiler deprem açısından en hassas bölgeleri gösteriyor. Kırmızı olanlar, evet, değiştirelim bir sonraki. Şimdi bu da deprem tehlike haritası. Evet, bu aktif fay haritasına göre aynı zamanda geçmişte sık sık vuku bulan, meydana gelen şiddetli depremlere göre hazırlanmış deprem afet haritasında da depremin olduğu alan şu bölge. Dolayısıyla görüldüğü çok fazla kırmızılık dikkat çekiyor, değil mi hocam orada? Yoğun kırmızı renk. Yoğun kırmızı, evet. Yoğun kırmızı renkin olduğu alanlar ve bunları çevreleyen biraz daha açık kırmızı alanlar Türkiye'de deprem afetinin yaşanabileceği en riskli alanları gösteriyor. Diğer slide'da görelim çünkü yayınımızı bitireceğiz. Şimdi sadece bu olay Türkiye'ye özgü değil. Bizim bulunduğumuz Alp Himalaya sisteminde bu koyu kırmızı alanların tamamında İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran devamında da bu tip olaylar bekleniyor. İleride de yakın gelecekte de olacaktır. Devam edelim. Evet, bu da son olsun. Şimdi, hocam. Yayını bitirmem gerekiyor. Son evet. Bir cümle. Bu haritamızda büyük depremlerin, 5.5'ten büyük depremlerin olduğu yerler yeşil noktalarla gösterilmiştir. Yedi su alanında da şu depremin meydana geldiği alan, kırmızı nokta. Bu kırmızı nokta zaten burada da biz orta ve büyük şiddette büyük depremleri ve magnitü büyük depremleri bekliyorduk. Ve maalesef 5.7 şiddetinde derinliği 5 olan, 5 kilometre olan bir deprem meydana geldi. Derinlik önemli. Derinlik azaldıkça depremin şiddeti, yıkıcı etkisi artar. Bu bölgede de bunu gördük. Bu nedenle bu alanlarda özellikle kırsal alanda kerpiç ve taş evlerin artık yerini prefabrik, daha depreme dayanıklı evlere bırakması gerekir. Buralarda konut dönüşümünü bir an önce başlatmalıyız. Sadece konutlarımız değil, vatandaşın önemli bir varlığı olan hayvanları barındırdığımız ağılların da depreme dayanıklı yapılması mutlak surette gereklidir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı ve yer bilimci Profesör Doktor Mehmet Ali Özdemir konuğumuzdu. Depremi konuştuk. Sözü tekrar İstanbul'a, stüdyo bırakıyoruz.
Terörle mücadele diyeceğiz. Terörle mücadelede operasyonun adı Pençe Kartal Operasyonu. Dün akşam saatlerinde çok sayıda savaş uçağı eş zamanlı olarak havalandı ve İran kuzeyindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı. 81 hedef etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da harekat merkezinde operasyonu an be an takip etti. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üst bölgelerimizi taciz eden, saldırı düşünen, saldırı planlayan terör yuvaları, terör inleri başlarına yıkıldı. Türkiye'nin varlığına kastedenler kahraman Türk ordusunun pençeleri arasında yok olacak. Bir gece ansın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlatıldı. Adı Pençe Kartal. Sınır ötesinde önceden terör hedeflerini belirleyen Mehmetçik, gece yarısı operasyonun düğmesine bastı. Yurt genelindeki muharip üst komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri büyük harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakuk'taki 80'den fazla terör yuvasını yerle bir etti. Operasyonda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı. Harekatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi bizzat yönetti. Akar, harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından üstlerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üst bölgelerimizi taciz eden, saldırı düşünen, saldırı planlayan terör yuvaları, terör inleri başlarına yıkıldı. Operasyonda sivil hassasiyeti ise üst seviyedeydi. Vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edildi. Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üstlerine döndüğü öğrenildi. Bu kritik operasyonu konuşacağız, operasyonu değerlendireceğiz. Değerli konuklarımız var yayınımızda. Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş ve Daily Sabah yazarı Sayın Merve Şebnem Oruç yayın konuklarımız. Her üç değerli isme de yayınımıza katıldıkları için teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyeyim. Öncelikle Sayın Karakuş sizinle başlamak istiyorum. Operasyonu değerlendireceğiz. Operasyon uluş şekli, çok sayıda savaş uçağı eş zamanlı olarak bu operasyon katıldı. Yerli ve milli silahlar kullanıldı. Nasıl değerlendirmemiz, nasıl okumamız gerekiyor dün akşam gerçekleşen operasyonu? Şimdi bu eş zamanlı konusuna hemen doğrudan gireyim. Çünkü zaman hep kısıtlı oluyor. Eş zamanlı hedef üzerinde bulunma diye değerlendiriyorum. Yoksa uçaklar değişik birliklerden kalkmış konumda. Dolayısıyla farklı saatlerde kalkmış olabilirler. Önce onu özellikle söylemek istiyorum. Yani 81 hedefin aynı anda kapsanması söz konusu olmuş. O açıkça ortaya konuyor. Burada şunu açıkça söylemek gerekir. Bizim hava kuvvetlerimiz, insansız hava araçlarımız olsun, hepsi birlikte gece çok rahatlıkla harekat yapabilen nadir ülkelerden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Tabii ki mühimmatın siz de söylediniz yerli ve milli olması. Bu harekat niçin bu kadar kapsamlı bir noktaya getirildi? Ona girmek lazım. Esas konu bence burada. Yoksa bu harekatı işte biraz evvel de söylediğim gibi kara, deniz, hava kuvvetlerimiz yani her yerde, her şartta görev yapabilecek konumda kuvvetlerimiz olduğu için bir sorun eden tarafı yok. Evet. Şimdi buradaki olay Libya ile ilgili. Yani son zamanlarda Türkiye'nin Libya'daki başarısı birçok ülkeyi rahatsız etti. Bu rahatsız edilen ülkeler içerisinde efendim Rusya'sı var, Amerika'sı var, Almanya'sı var, Fransa'sı var, Ürdün'ü var, Mısır'ı var, Suudi Arabistan'ı var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Varoğlu var. Arap Birliği dahi işte malumunuz Libya'da hemen ateşkes, daha doğrusu çatışmaların durdurulması demek lazım. Ateşkes istekleri Birleşmiş Milletler dahi yaptı.
nedir? Türkiye Libya'da çok büyük başarılar elde ediyor. Efendim mümkün olduğu kadarıyla Türkiye'yi PKK vasıtasıyla bazı sıkıntılara sokmak lazım. Bunun için bu olay efendim bir yerde PKK'nın son günlerde desteklenmesi konumuna sokuldu. Hatta birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki yetmiyormuş gibi PKK'ya efendim havadan efendim attığı malzeme, mühimmat, silahla destekleme yaptığı haberler arasındaydı ve bunun üzerine buradaki olay tabii ki bir noktada PKK artık gerilemeye başladığı evet. bir zaman. Niçin? PKK'ya karşı yapılan harekat efendim esnasında PKK neredeyse liderlerin tamamını yitirmek konumunda. Bu ortam içerisinde bu harekat icra edildi ve büyük bir ölçekte de herkese bütün bu karşımızda Libya'da karşımızda olan her yerde karşımızda olanlara karşı bakın biz bu işe katiyetle müsaade etmeyeceğiz. Elimizde her türlü imkanlar var. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri efendim, malumunuz F-35'leri vermeyeceğini ve 6 tane F-35'imizi modernizasyona yani daha doğrusu Türkiye'ye verdikleriyle kendi hava kuvvetlerinde kullandıkları arasındaki farkı da giderip hı hı. hava kuvvetlerine vereceğini belirtti. Bütün bu olaylar tam bir gerginlik. Sizler de çok biliyorsunuz. Diğer gerginlikler var Amerika evet. Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Bu ortam içerisinde bu harekat yapıldı ki hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de diğer efendim karşımızda olanlara karşı bir ortam. Muhtemelen bu Rus Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı dün gelecekti malumunuz. Onların da gelmemesinin ve ertelenmesinin bence bu konuda yapacağımız harekatla ilgili olduğunu değerlendiriyorum evet. şimdi. Yani Savunma Bakanı'nın zaten hiç zamanı olan bir konumda değildi. İleri bir tarihe ertelendi. Türkiye şimdi masada da güçlü konumda bulunacak. Ellerindeki koz alınmış olmuştur. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederiz Sayın Karakuş. İlerleyen dakikalarda bir kez daha mesaj içeriği taşıyor. Aynı zamanda tabii biraz önce ifade edildiği gibi bazı bölgesel düzeyde yürütülen dış ve güvenlik siyasetinin ortaya çıkardığı komplikasyonlara da bir takım mesajlar verilmiş olabilir. Ama çok objektif aslında amaçları da vardı operasyonun. Bu operasyonun kapsamlı olduğu anlaşılıyor. Yani birçok noktaya aynı anda angaje olunması anlamında değil, Kuzey Irak'ın birçok noktasını hedef alması, Irak'ın kuzeyinde Sincar dahil, Erbil'in çok yakınlarındaki bölgeler dahil, Kandil dahil ve PKK'nın yine Mahmur bölgesinde, Mahmur kampında mevzilerine yönelik ve Hakurk bölgesindeki yine barınma bölgelerine, saklanma alanlarına, mühimmat noktalarına yönelik yapılan bir müdahaleydi bu, bir operasyondu. Bu anlamda da bir cerrahi operasyon olduğunu da söyleyebiliriz. PKK'nın muhtemeldir ki istihbarat alınmak suretiyle bu bölgelerdeki stratejik noktalarına, özellikle mühimmat depolarına ve saklanma alanlarına yönelik yapıldı bu operasyon. Evet. PKK'nın önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yönelik yapabileceği saldırıları engellemek maksadıyla ön alıcı bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii PKK'nın son dönemde Türkiye'nin yürütmüş olduğu terörle mücadele stratejisi bağlamında hareket kabiliyetinin sınırlandığını görmüştük. Bu hem sınır arası sınırlı kullanmak suretiyle, Kuzey Irak kullanmak suretiyle Türkiye'ye yönelik yaptığı saldırılarda çok ciddi manada bir düşüş var evet. son dönemde. Yani bu rakamlarla bakıldığında 50 saldırıyı bile geçmeyecek ölçüde bir saldırı temposunun PKK'nın düştüğünü görüyoruz. Bu tabii Türkiye'nin sürekli sahada olan operasyon mantığının bir sonucu. Öte yandan elbette yine istihbarat noktasında çok önemli operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda da PKK'nın organizasyonel yapısını zayıflatacak ölçüde lider kadrolar hedef alındı ve bunlarda da başarılı olundu. Son dönemlerde çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Bu tabii örgütün hareket kabiliyetini
sınırlandırdığı gibi karar alma kabiliyetini de önemli ölçüde sınırlandırıyor. Bu dünkü operasyonlarla birlikte bu son dönemde devam eden operasyon temposunun adeta en üst zirve noktasına ulaştırıldığını ve PKK'nın bu strateji dönüştürme, strateji arayışında, yeni strateji arayışında yeniden geri düşmesini de beraberinde getiren bir operasyon oldu. Sayın Yeşiltaş, size de çok teşekkür ederiz. Bir kez daha ilerleyen dakikalarda size döneceğiz ve Daily Sabah yazarı Sayın Merve Şebnem Oruç'la devam etmek istiyorum. Sayın Oruç, tabii ki bölgede çok geniş çaplı bakmak gerekiyor. Bir yandan şu dakikalarda önemli bir görüşme, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüyor. Bir yandan Suriye'de İdlib'de yaşanan gelişmeler var. Bir yandan da konuklarımızın da dediği gibi Libya ve bölge genelinde yeniden terör örgütü PKK'ya yönelik verilen destekler. Bölgede genel olarak önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor olabilir? Bu operasyonla birlikte Türkiye ne mesajlar veriyor? Evet, iki değerli konuğumuz da önemli konulara temas etti. Sorduğunuz anlamda bölgede önemli gelişmeler oluyor. En önemlisi Libya. Türkiye'nin Libya'daki başarıları başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere çok sayıda ülkeyi rahatsız etti. Hatta şöyle söyleyebiliriz, geçen ayın en önemli haberlerinden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin de facto kralı diyebileceğimiz Abu Dhabi Prensi, Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in Esad rejimine mevcutta İdlib'de devam eden ateş kesmesi, sona erdirmesi hususunda $3 milyar teklif etmesiydi. Nitekim bunun Libya'da görülen, yaşanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hafter'in yaşadığı hezimet sonrası Türkiye'nin dikkatini Libya'dan Suriye'ye doğru çekme yönünde olduğunu da anlamıştık. Nitekim son günlerde İdlib'de de bir hareketlilik var, bildiğiniz gibi Cebel-i Zaviye bölgesinde Rusya destekli savaş uçakları tekrar sivillerin olduğu bölgeleri de vurmaya başladı. Bununla bağlantılı olarak bildiğiniz gibi hem İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in hem de Rusya'da ertelenmiş olmasına rağmen gelecek olan bakanlarla görüşmelerin sadece Libya değil, İdlib'i de özellikle kapsadığını biliyorduk. Bu bağlamda Sayın Karakuş doğru söyledi. Çok katılıyorum. Türkiye'nin dikkatini Libya'dan çekmek ve terör örgütünün tekrar hareketlendirilmesi noktasında Murat Yeşiltaş'ın da söylediği gibi bir hareketlenme söz konusu. Demin verdiğim örneğin PKK üzerinden de gerçekleşmesi ihtimali açıkçası benim aklıma gelen ilk konu hususlardan bir tanesi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi Türkiye'ye bölgede husumet besleyen ülkeler PKK'ya da pekala aslında teşvik ediyor, destekliyor, finanse ediyor olabilirler. Nitekim çok kapsamlı bir operasyon devam ediyor ancak bununla beraber bunun bir ilk olmadığını da söylememiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi 2015 yılında Hendek operasyonlarıyla başlayan bir süreç yürütüyor Türkiye. PKK'nın terör örgütünün tekrar silaha sarılması sonrası özellikle Türkiye'yi adeta iç savaşa sürüklemeye çalışan terör örgütüne karşı 2018 yılında bir kararlılık harekatı gerçekleşmişti ve aslında Kuzey Irak'a en önemli operasyonlarımız, operasyon silsilemizin, harekat silsilemizin başlangıcı da 2018 Mart ayıydı. Tam da Afrin harekatıyla aslında, Afrin'de yürütülen, Suriye'de yürütülen harekatla da paralel olarak yürüdü kararlılık harekatı. Ardından bildiğiniz gibi 2019'da Mayıs'la beraber Pençe, Pençe 2, Pençe 3 harekatlarını gördük. Evet. Bunun da bu devamlılık içerisinde de görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bölgedeki hareketliliğe bir reaksiyon değil, aynı zamanda Türkiye'nin mevcut stratejisinin de Kuzey Irak stratejisinin de askeri stratejisinin de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Zira orada Kandil'i çevrelemek, terör örgütlerini Kandil'in içerisine tamamen itip orada imha etmeye çalışmak gibi bir amacı var Türkiye'nin. Buna da kararlılıkla devam ediyor diyebiliriz. Sayın Karakuş, sizinle devam etmek istiyorum. Türkiye özellikle çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyor bölgede. Az önce Sayın Şevdem Oruç'un da söylediği gibi Kandil'in çevrelenmesi konusunda önemli adımlar atılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ya da daha kapsamlı operasyonların ya da kara harekatı gibi bir operasyonun da gelmesini bekleyebilir miyiz sizce? Şimdi tabii ki kara harekatı ile ilgili ben şunu söylemek isterim. Eğer ihtiyaç olursa tabii ki kara harekatı yaparsınız. Ama önce ben hep söylerim, hava kuvvetleri yani maşayla ateşi tutmadır. Yani sizin elinizde maşa varsa ve ateşi tutuyorsanız kara harekatı icap ettiği takdirde anca yaparsınız. Onun dışında hava harekatıyla takip edersiniz. Şimdi bizim insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarıyla elde ettiğimiz konum şu.
aynı zamanda hem kara kuvvetlerini hem hava kuvvetlerini, tabii bu bölge için söylüyorum, deniz kuvvetleri için de aynı şekilde söyleyebilirim. Şimdi insansız hava araçları görme yeteneği, uzun süreli görme yeteneğine sahip olduğu için bizim elimizdeki silahları kullanmamızda bize başarı sağlar. Yani efendim, insansız hava aracının gördüğü hedefi bir topçuya vurdurabiliyorsunuz rahatça. Bir efendim işte roket atarla vurdurabiliyorsunuz. Diğer efendim her türlü elinizdeki kara sistemleriyle, silahlarıyla vurdurabiliyorsunuz. Hava kuvvetleriyle vurdurabiliyorsunuz. Sizin vurma silahlarınız var. Görme konusunu da Türkiye halletmiştir. Dolayısıyla eskisi gibi, yani F-16 uçaklarıyla şu anda keşif uçaklarımızla görme yeteneğimiz fevkalade yüksek, ama pahalıya gelmemesi için en güzeli insansız hava aracı. Yani insansız hava araçlarıyla siz bunu yapıyorsanız, nokta noktaya istediğinizi vuruyorsanız ve görebiliyorsanız olay bitmiştir. Yani karşı tarafın alacağı tedbirler, çok fazla tedbir imkanı yok. Onun da karşısında dediğim gibi bir kuvvet var. Özellikle söylemek istediğim bu. Diğer iki konuşmacımız da çok güzel efendim ifade ettiler bu konuları. Söylediğim gibi, yani bu bütün ortam, yani bütün büyük Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Libya konusunda hepsinde bir de efendim bir gelişme var şu anda. Ona karşı PKK'yı kullanma arzuları var karşımızda olanların. Biz de mücadele ediyoruz. En basiti geçenlerde İngiltere'nin malumunuz üstlerinden bazı bölümlerini Rum yönetimine vermesi ortaya çıktı. Yani demek istediğim o ki olaylar tamamen Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki ve Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak, aynı zamanda da tabii ki işte Irak'taki gelişmelere, PKK ile ilgili gelişmelere ve içeride PKK ile yapılan mücadelelere bağlı olarak devam ediyor. Bu devam edecek. Biz de tabii ki bunun üstesinden geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanları yeterli konumdadır. Her türlü olayın üstesinden gelecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerine güveniyoruz. Sonuna kadar da güvenmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Karakuş, Sayın Yeşiltaş, sizinle devam etmek istiyorum. Tabii ki bölge denklemlerine baktığımız zaman evet, Irak'ta önemli bir operasyon gerçekleştirildi ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir yürütmüş olduğu operasyonlar var. Bir yandan tabii ki Doğu Akdeniz'de yaşanan adımlar, atılan adımlar var. Süreç neler, önümüzdeki günlerde bize neler gösterebilir sizce? Yani önümüzdeki günler tabii kısa, orta vadede bazı şeyler söylenebilir. Uzun vadede şimdiden net bir çerçeve çizmek çok mümkün değil. Çünkü bölgedeki meseleler hem birbiriyle çok içe geçmiş durumda, hem de çok günden güne değişiklik gösterebiliyor. Tabii bunlardan en önemlisi bence Libya şu anda. Yani Libya uzun zamandan bu yana Türkiye'nin üzerinde çok titizlikle uğraştığı bir stratejik hamleydi. Ve bu stratejik hamle önemli ölçüde başarıya ulaştı. Ve Türkiye Libya'da olmasaydı, UMH güçlerinin, meşru hükümetin yanında olmasaydı, bugün Akdeniz'de çok savunmacı bir pozisyonda kalabilirdi. Şimdi eli çok daha rahat. Birincisi Libya'daki saha dengelerini değiştirdi ve UMH'nin ayakta kalmasını, daha sonrasında da kademeli bir şekilde alan genişletmesini sağladı. Batı sektörünü Türkiye'nin desteklediği UMH güçleri şu anda kontrol ediyor. Önümüzdeki günlerde Sirte yeniden kontrol altına alınmasıyla birlikte hem petrol ölçekli stratejiyi devreye sokmuş olacak, hem de saha kontrolü anlamında Libya'nın siyasi geçiş sürecine dair muazzam bir diplomatik güç sağlamış, kazanmış olacak. Bu tabii önümüzdeki günlerde Libya'nın çok daha hareketli olmasını beraberinde getirecek. En kısa vadede bunu görebiliriz ve Berlin süreci bağlamında ortaya koyulan yol haritasına bir geçiş sağlanabilir. Eğer bir yol kazası yaşanmazsa, ki şu anda göstergeler UMH'nin lehine ve Türkiye'nin lehine olduğunu gösteriyor. Ama tabii bu demek değildir ki diğer konular etkilenmeyecek Libya meselesinden. Etkilenecek tabii ki. Belki de Suriye'yi yakından takip etmemiz lazım. Suriye'nin özellikle İdlib bölgesini bu anlamda yakından takip ederek acaba
Rusya Libya'daki Türkiye'nin aktif politikasını Suriye üzerinden zayıflatmaya çalışabilir mi? Bunun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Bazı emareler var Suriye'de. Yakın vadede görebileceğimiz rejimin ekonomik olarak çok zor durumda evet. olduğunu görüyoruz. Bu rejimi bir askeri müdahaleye yeniden bir saldırıya İdlib'de girişmesine neden olabilir. İçeride elini rahatlatmak amacıyla. Rusya'nın da benzer bir pozisyonda olma ihtimali söz konusu. Bu arada İran'ı asla unutmamak lazım. Dolayısıyla Suriye ve Libya önümüzdeki günlerde bölgesel Türkiye'nin bölgesel öncelikleri açısından son derece önemli. Tabii ki Sayın Yeşiltaş, bu noktada özellikle son günlerde Rus basınında çıkan Esad rejimine yönelik bazı eleştirel yazıların da olduğunu görüyorduk. Moskova yönetiminin Esad rejiminden ya da Beşar Esad'dan vazgeçme ihtimali var mı sizce kısa dönem içinde? Şu anda çok mümkün değil. İçeride de bir takım tartışmalar var. Esad'ın yakın çevresinde çok ciddi tartışmalar var. Şam'da Laskiye'de rejimin güçlü olduğu bölgelerde rejime yönelik toplumsal desteğin zayıfladığını görüyoruz. Hatta zayıflamaktan öte rejime karşı homurdanmaların adeta artık daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü ekonomi gerçekten bitmiş durumda. Rusya'nın böyle bir alternatif üzerinde hep düşündüğü söylenir. Ancak hiçbir zaman alternatif aktör çıkaramamıştır. Evet. Burada tabii Rusya'nın rahatsızlığının asıl bence merkezini İran oluşturuyor. İran'ın Esad'la ilgili ve Şam'ın üzerinde özellikle ulusal ölçekli politikalar açısından çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bu tabii Rusya'yı zaman zaman rahatsız ediyor. Zaman zaman Suriye üzerinden oynamaya çalıştığı, Türkiye ile oynamaya çalıştığı, Amerika ile ve Avrupa ile oynamaya çalıştığı o jeopolitik büyük oyunu İran yüzünden tam olarak sürdüremiyor evet. Rusya. Bu yüzden İran'dan rahatsız. Bu nedenle yakın bir vadede Esad'dan vazgeçmesi pek gerçekçi bir beklenti olmaz. Ama Esad'a %100 bağımlı da değil Rusya. Bunun da bilinmesi gerekir. Hesapların buna ilişkin yapılması gerekir. Belki son olarak kısa vadede Akdeniz ölçeğine biraz odaklanmak lazım. Lütfen. Hem Libya hem Suriye ve Yunanistan tabii ki. Yunanistan ve Fransa'nın Avrupa'da yeni bir Türkiye karşıtı ekseni oluşturmaya çalıştığını ben görüyorum. Özellikle Libya'daki Türkiye'nin elde etmiş olduğu başarılar Fransa'yı çok rahatsız etmiş durumda. Bu yeni bir hamleyi beraberinde getirebilir Türkiye karşıtlığı anlamında. O anlamda bu iki cephenin birleşmesine ve bu cephenin Avrupa siyasetini Türkiye karşıtı ya da Türkiye'ye karşı olan siyasetini zehirlemesini ön almak lazım. Avrupa yönüne biraz proaktif bir siyasetle Türkiye'nin yaklaşması ve bu Fransız, Yunanistan, belki Rum kesimi eksenini etkili bir siyaset üretmekten alıkoyması evet. lazım. Sayın Yeşiltaş'ın bıraktığı noktada Sayın Oruç'la devam etmek istiyorum. Özellikle Sayın Yeşiltaş'ın da vurguladığı gibi son dönemde Türkiye'nin Libya'da atmış olduğu adımlarla birlikte Türkiye'ye karşıtı bir cephe ve bu cephenin başında Fransa ve Yunanistan'ın çektiğini görüyoruz. Sizce bu noktada Türkiye bundan sonra hangi adımları atacak? Ya da Libya'da özellikle son dönemde çok fazla dile getirmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri faktörü var. Özellikle Suriye içinde konuşacak olursak. Amerikan yönetiminin bundan sonraki tutumunu nasıl okumamız, nasıl değerlendirmemiz gerekir? Evet, oldukça kapsamlı bir soru aslında. Libya'da önemli bir adım kat edildi, önemli bir mesafe kat edildi. Türkiye'nin sahaya girmesiyle Aralık ayını hatırlarsak Trablus'a düştü, ha düşecek diyeceğimiz bir noktadaydı ulusal mutabakat hükümeti açısından. Gerçekten çok yalnız kalmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesine rağmen Trablus'un, Libya'nın yasal meşru hükümeti diyelim, Türkiye'nin devreye girmesi sonucu Libya'da denklem değişti. Sahada denklem değişti. Özellikle aslında yine SİHA'larımızın çok ciddi bir başarısı olduğunu söyleyebiliriz Libya'da. SİHA'lar sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin dronları ciddi anlamda durdurulabildi. Bu sayede karada çok hızlı bir harekat gerçekleşti. El Vatiya üssünün ardından Tarhuna derken Trablus şu anda artık çevrelenmiş durumda değil. Bırakın bunu, Sirte'de Hafter güçleri
yere sıkıştırılmış vaziyette ve önümüzdeki günlerde Sirte'de bir ilerleme göreceğiz ve petrol kuyularının olduğu bölgelerde de değişiklik bekliyoruz. Bunun yanı sıra Libya çok detaylı ancak Doğu Akdeniz'de buna paralel gelişmeler olmakta. Dediğiniz gibi Yunanistan Türkiye'ye karşı olan ülkelerin başında gelmekte. Geçtiğimiz günlerde açıklandığı üzere Türkiye petrolleri Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşması çerçevesinde 5 ruhsat sahasında daha sondaj faaliyetlerine başlayacak. Bu 3-4 hafta içerisinde gerçekleşecek. Bunun Yunanistan'ın ciddi anlamda hoplattığını söyleyebiliriz. Şimdi Girit, Krete, Kerpes ve Rodos adalarına çok yakın bir bölgede olacak ve bizim deniz yetki alanı olarak sınırlandığımız bölgenin içerisinde bu ruhsat sahaları. Kendisinin sahası olarak görüyor bildiğiniz gibi Yunanistan bunları. Biz Libya ile yaptığımız anlaşmayla adeta kalkan gibi kesmiştik Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin kendilerinin gördüğü alanların birleştirilmesi projesini. Bu bağlamda Yunanistan'ın daha ciddi anlamda provokasyonlara devam edeceğini söyleyebiliriz. Hafter'e aktif olarak destek vermiyor olsa da Yunanistan, Fransa ve diğer ülkeler aracılığıyla bu terör liderini, darbeci Hafter'i, savaşlı ordunu desteklemeye devam edecektir. Evet. Zira Hafter kazanırsa bu anlaşmayı kaybetme ihtimalimiz oldukça yüksek. Amerika ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Suriye'de özellikle PKK'yı meşrulaştırmak için Kürt hareketlerini bir araya getirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani PKK'yı daha öncesinde bir SDG, Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesinin altına sokmaya çalışmışken bugün tekrar bütün Kürt unsurları bir araya getirerek PKK'yı onların arasına sokmaya çalışıyor. Evet. Ve Cenevre'de masada bir yer elde etmeye çalışıyor. Bu konuya da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emekli Avukat General Doktor Erdoğan Karakuş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş ve Daily Sabah yazarı Sayın Merve Şebnem Oruç'a çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu bağlantılarla konuklarımızla birlikte bültenimizi de tamamlıyoruz. Mutlu günler.